Merhaba arkadaşlar. En başarılı borsa kanalına hoş geldiniz. Dolar ile hisselerin karşılaştırmasına devam etmek istiyorum. Fakat bu sefer farklı tarihleri alacağım. Çünkü şurada görüyorsunuz arkadaşlar. 2001 yılında 1650, 2165, 1710 en yüksek gördü 2002 yılında. 2002 yılından 2013 yılına kadar dolar pek hareket etmedi. Bunun en önemli sebebi Amerika'nın Fed'in parasal genişlemeye gitmesi. Yani piyasaya bol miktarda dolar vermesi. Bu dolardan bizim ülkemizde faydalandı. İçeriye çok para geldi. O yüzden dolar 2002'den 2013'e kadar pek prim yapmadı. Şimdi bu sürede hisseler çok primlendi. Dolayısıyla 20 yıllık dolar alırsak, 20 yıldan hisselerin dolardan kat kat arttığını gördük. Fakat bilmediği halde çok biliyorum diyen birileri çıkıp diyebilir ki, işte 2002 yılından 2013 yılına kadar Amerika para bastığı için, parasal genişlemeye gittiği için dolar boldu. O yüzden dolar yükselmedi. O zaman 2013'ten sonra Ben Bernanke, Fed Başkanı, parasal genişlemeyi durdurduk dedik. Ondan sonra dolar 1800'ü geçti. O 10 yıllık, 11 yıllık yatay trendi bitirdi, yükselişe geçti. Şimdi ben onlara da cevap olsun diye 2012 yılından bu yana yine bir takım hisseleri doların getirisiyle karşılaştıracağım. Yani dolar dışarıda Fed parayı çekeceğim dediği halde yükselmeye başladı. İçeride de bir istikrarsızlık başladı 2013 yılından sonra. Seçim üstüne seçim, bir takım 17 Aralık, 15 Temmuz gibi ülkede çok büyük darbe girişimlerinin olduğu bir dönem yaşadık. Sürekli seçim üstüne seçime girdik. Bu seçim, her seçim biliyorsunuz ülke ekonomisini zayıflatıyor. Bu seçimlerden dolayı dolar, yani ihtiyacımız olduğu için ekonomide bozulunca dolar ihtiyacı artıyor ve dolar hem bu içerideki havadan hem de Fed'in parasal genişlemeyi durduracağım demesinden dolayı 2013 yılından sonra yükselmeye başladı. 2018 Ağustos ayında zirve yaptı. 7200'ü gösterdiler, gördü. İşte ben doların bu en yükselme potansiyeli taşıdığı dönemde bile hisseler kadar para kazandırmadığını insanlara göstermek için yine arkadaşlar hisselerle karşılaştırma yapacağım. Evet, 2013 yılında arkadaşlar ABD doları bakın en düşük 1.48. Bu 2008'miş pardon. 2011 1920'yi göstermişler. 2012, 2013. 2013 en düşük 1742. 1 TL 740 kuruş diyelim. Evet, en düşük birinci ayın biri aldığımız zaman 2013 yılından bu yana 1.74'ü baz alacağız. 1.74'ü şimdi çarpacağım, kaç kat ediyor? 7.230'a göre arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, 1.74'ü 5 ile çarptığımız zaman 8.7 olması lazım. Yani 7.200'e göre aşırı bir rakam olur. O yüzden 4 ile çarpıyorum, 7 TL. Zaten 7.200'ü çoğu kişi görmediği için, yani aşağı yukarı 2013 yılından bu yana dolar yükselişe geçmiş iç ve dış sebeplerden dolayı ve 4 kademe işlem görüyor. 4 kata yükselmiş. Şimdi arkadaşlar bir de hisselere bakalım. Bu 2013 yılından bu yana, dolar yükselişe geçtiğinden bu yana, borsa zaten Bernanke'nin açıklamasından sonra, o zaman endeks 30 VIOP'ta işlem yapıyordum. 93 bin liraydı endeks 100. VIOP 117 bini gördü. Bakın VIOP şu an hala 117 bin. Yani 6 yıldır zaten endeks de 96 bin. Endeks de yerinde sayılır. 6 yıldır Türk piyasaları yerinde sayıyor. Dünya kadar enflasyon olmasına rağmen
piyasa endeks olarak endeks 30, endeks 50, endeks 100 olarak veya hisselerin belki %80'i yerinde sayıyor. 2013'e göre o zamanki tepeye baz alırsak hala o tepe çok da geçmiş değil. Ama performansı iyi olan, kar eden, temettü veren hisselerin göreceğiz ki çok çok büyüdüklerini, borsa düşüşe de geçse, borsa yatayda da olsa çok para kazandırdığını size birkaç hisse üzerinden göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu Tekfen hissesi, Tekfen Holding'in, bakın 2013 yılında kağıt hissemiz 2012, şöyle tam birini bulabilsem, bir sonraki yıllığa geçersem daha kolay olacak. Yatayda geçirmiş. Şimdi 2009, 2011, 2013. En düşük neresi arkadaşlar? 3.25 kuruş. Bakın 2013'te Tekfen Holding 3.25'ten işlem görmüş. En yüksek 6.5. Sonra bakın yine 3.5. 2014'te yatayda geçirmiş. Yani 5'e gitmiş, geri gelmiş. Oynaklık devam etmiş. 2015'te de aynısı olmuş. 2016'da da 3 ile 7.5 arası oynamış. Ama 2019'da 27.400'ü görmüş. Şimdi tekrar 2013'e dönüyorum arkadaşlar. 3.25'i 27'ye aşağı yukarı 9 kat ediyor. Bakın borsa düşerken, borsa ya da yataydayken, her zaman düşmedi çünkü bu 6 yılda, aşağı indi yukarı çıktı ama 93 tepesini çok da geçip uzaklaşmadı. Hatta bir ara 121 bini gördü endeks 100 ama şu an sonuçta 96 bin 98 bin oynuyor bu aralar. Bu ay için, yani Ağustos ayı içinde buralarda oynuyordu. Eylül'de 100 binden 98'e 99'a düştü şu an. Şimdi arkadaşlar, borsa yatay da olsa, düşüşte de olsa, hisse karı iyi açıklıyorsa, performansı iyi olacaksa kimse şeyi dinlemiyor. Borsanın endeksin iniş çıkışını dinlemiyor. Ve gördüğünüz gibi bu hisse aşağı yukarı arkadaşlar 9 kat yükselmiş. Çünkü 3 liraları da görmüş. Daha sonraki yıllarda bak, en düşük 3.25. Bakın burada en düşük 3.50. 2015'te 3.26. 2016'da 3 lirayı da görmüş. 3 lirayı baz alırsak, yani bu yataylık sürenin, düşüş sürenin de hesaba katarsak 9 kere 3.27, 9 kat. Hadi onu da baz almayalım. 3.5'ü alalım, 3.25'i atalım, baz alalım. Yine 8 kat yükselmiş. 8 kat yükselmiş. Dolar kaç kat yükselmişti? 4 kat. Dolar demek ki en iyi döneminde bile borsanın en iyi hisselerine göre daha yarısı kadar ancak prim yapabiliyor. Tercih sizin arkadaşlar. Dediğim gibi ben kimsenin portföy danışmanı değilim. İlla dolar satın hisse alın demiyorum. Ama iyi hisseleri bulmayı biliyorsanız, borsadaki performans, bu borsadaki iyi hisselerdeki prim potansiyeli hiçbir zaman dolarda olmaz. İstediği kadar kriz olsun, istediği kadar borsa sorunlu olsun, yine de şekilada gördüğünüz gibi Tekfen Holding 8 kat, 9 kat yükselerek dolardan 2 kat daha fazla prim getirmiş. Yani 2013 yılında 10 bin liralık dolar alırsanız 40 bin lira oluyor. Ama 10 bin liralık Tekfen alırsanız 80 bin lira oluyor. Aradaki fark bu. Tercih sizin. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.